Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle balon gibi kabaran lezzetli balon bazlama yapacağız arkadaşlar. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 5 su bardağı un, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 paket yaş maya, elinizde yoksa 1 paket instant kuru maya da kullanabilirsiniz arkadaşlar. 2 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı şeker, 3-4 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı arkadaşlar. Şimdi yapılışına geçelim arkadaşlar dilerseniz. Bunun için öncelikle şu şekilde yoğurma kabımıza koyduğumuz unun ortasını açıyoruz arkadaşlar. Bunun içerisine ilk önce 2 tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ekliyoruz. Daha sonra 2 tatlı kaşığı şekerimizi. Ben yaş maya kullandım arkadaşlar. Bunu da daha öncesinde buzluktan çıkardığım için ılık suda çok hafif biraz erittim arkadaşlar. Daha kolay unla özdeşebilmesi açısından. Sütümü de dolaptan çıkarmış olduğum için sütle suyumu bir cezve yardımıyla ılık olması için ısıttım arkadaşlar. Bunu şu şekilde yoğuruyorum. Zeytinyağımı da şu şekilde ekliyorum. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullandım ben arkadaşlar. Çok lezzetli, çok pratik, severek yiyebileceğiniz, hele kahvaltılarda vazgeçilmez bir lezzet. Üstüne çok hafif tereyağı sürülerek kullanabileceğiniz, yiyebileceğiniz, misafirinize ikram edebileceğiniz bir ekmek. Tok olsanız bile yiyebileceğiniz bir lezzet, o kadar söyleyeyim. Hamurunun çok yumuşak olması gerekiyor arkadaşlar. Poğaça hamurundan daha yumuşak olması gerekiyor. O yüzden yoğurma aşamasında şöyle elinize yapışabilir. Hiç tedirgin olmayın. Hamurumuzu toparlama aşamasında eliniz, parmağınızı ayırmış olduğunuz suya ya da zeytinyağına, sıvı yağ falan da batırarak hamurunuzu toparlayabilirsiniz. Ilık su ve ılık süt kullanın dememin sebebi arkadaşlar, ılık su ve ılık süt olduğu zaman unla buluştuğu zaman daha güzel bir lezzet katıyor ve ayrıca pişim aşamasında da hamurunuzun daha güzel kabarmasını sağlıyor. Soğuk su kullandığınız zaman aynı sonucu elde edemeyebilirsiniz. O yüzden ılık su ve ılık süt kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer elinizde süt yoksa 2 su bardağı ılık suyla da çok rahat yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle parmağımızı hafif bir şekilde batırıp hamurumuzu toparlayabiliriz arkadaşlar. Evet, bu şekilde arkadaşlar üstüne streç film örteceğiz. Oda sıcaklığında üstüne de bir bez örterek 1 saat bu şekilde dinlenmeye bırakacağız arkadaşlar hamurumuzu. 1 saatin sonunda kabardığını siz de göreceksiniz. Evet arkadaşlar, üstünde şöyle bir bezle örtüyoruz. 1 saat kadar tezgahımızla dinlenmeye bırakıyoruz arkadaşlar. 1 saatin sonunda artık hamurumuzu açıp pişirme aşamasına geçeceğiz. Evet, 1 saatlik sürecimiz doldu. Şu an hamurumuzun 2 katına çıktığını görebiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi açarak şu şekilde kenarlardan havasını alıyoruz arkadaşlar. Tezgahımıza bir miktar un serperek hamurumuzu tezgahımıza alıyoruz arkadaşlar. Hamurumuzu 8 eşit parçaya bölüyoruz arkadaşlar. Öncelikle ilk olarak ortadan isterseniz bu aşamada biraz bıçağınızı una batırarak daha rahat bölebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamurumuzu bezelerimize böldük. Şimdi bunları şu şekilde tezgahımızı unluyoruz ve kenara alıyoruz arkadaşlar. Son bezemiz de hazır. Kalan hamurlarımızın kurumaması açısından üzerine bir bez örterseniz daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Şu şekilde
üstünün kurumaması için arkadaşlar. İlk bezemizi bu şekilde açmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, bu şekilde ilk olarak hamurumuzun üstüne biraz un serperek bir tabak büyüklüğünde açacağız arkadaşlar. Ben merdane kullanarak açmayı tercih ettim. Siz isterseniz oklavayla da yapabilirsiniz. Eğer evinizde ikisi de yoksa bezenizi daha ufak tutarak elinizle de açabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla bastırıp hamurumu da örseleyip yıpratmak istemiyorum. Şu şekilde bir tabak büyüklüğünde hamurumuzu açıyoruz. Bir bezin içerisine koyuyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Ve her seferinde bezimizin üstünü örtüyoruz arkadaşlar. Bu da burada bu şekilde. Diğer bezelerimizi bitirinceye kadar kurumamış olacak. Ve biraz daha içinde mayalanmış olacak arkadaşlar. Bu da sonrasında pişirim aşamasında bizim için daha kolay olacaktır. Şöyle yanmaz yapışmaz bir tava tercih ederseniz sizin için çok daha iyi olur. Şöyle hamurumuzu içine, ekmeğimizi içine koyuyoruz. Orta ateşte kontrollü bir şekilde pişiriyoruz arkadaşlar. Bazlamayı ne kadar çabuk çevirirseniz o kadar daha güzel olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde balon gibi şişiyor, görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde hem içi pişmiş oluyor hem dışı pişmiş oluyor. Çok güzel bir şekilde eşit kızarıyor arkadaşlar. Şurada bir tarafının delinmesinden dolayı havası iniyor olabilir. Fark ettiğiniz anda şöyle bir bastırırsanız arkadaşlar ekmeğiniz tekrar aynı şekilde şişecektir. Hava kaçırıyor olduğu için aynen bir balon gibi düşünün. Hava kaçırdığı için ekmeğiniz söner. Ama delinen yeri fark edip bir şekilde bastırdığınız zaman aynı şekilde ekmeğiniz kabaracaktır. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Hem içi pişiyor hem dışı pişiyor. Çok lezzetli. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bitti. Ve çok güzel bir şekilde oldu. Yumuşacık, pamuk gibi. İsterseniz tereyağıyla, isterseniz de peynirle çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz sandviç olarak da, sandviç ekmeği olarak da kullanabilirsiniz şu şekilde. Dumanı üstünde sıcak sıcak bir lezzet. Pişimi de harika, yumuşaklığı da harika arkadaşlar. Kesinlikle yedikten sonra sürekli bundan yapacaksınız. Çok lezzetli. Yapıp deneyen arkadaşlar gönderimize, videomuza yorum yapabilirler arkadaşlar. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.